Herkese selam. Bugünkü inceleyeceğim film mutlaka her yerde karşınıza çıkan Japon animasyon filmlerinden biri olan 2016 yapımı Kimi no Na wa. Türkçe adıyla Senin Adın animesi. İngilizce adını da söyleyeyim. Your Name. Kimi no Na wa filmi izleyenlerin çoğunun beğenisini kazanmış olsa da final sahnesiyle nasıl yani dedirten bir senaryoya sahip. Bunun dışında içerdiği duygusal sahneleriyle gözyaşlarınızı tutamıyor olmanız oldukça normal. İzlememiş olanlar için hemen konuyu tek cümleyle açıklayayım size. İki farklı insanın bir sabah uyandıklarında bedenlerin değişmesiyle olayların gidişatının alt üst olmasını ele alıyor film. Konu bu. Açıkçası pek de karşılaşmadığımız orijinal bir konuya sahip. Animeyi bu kadar duygusal yapan kadın erkek arasında geçen bir ilişki olması. Demek istediğimi konuyu biraz daha açarak anlatayım hemen sizlere. Farklı bedenlerinde uyanan Mitsuha ve Taki'nin birbirlerinin hayatlarını öğrendiklerinden sonra birbirlerine dair düşünceleri değişiyor ve birbirlerini bulmak için bir çabaya girişiyorlar. Hal böyle olunca aradaki zaman farkını göze almadıkları için şoke oluyorlar. Bu. Mitsuha, Itomori köyünde yaşayan bir lise öğrencisi. Annesinin vefatı üzerine babası da iki kız çocuğunu terk ediyor. Ardından Mitsuha, anneannesiyle birlikte kardeşiyle yaşamaya başlıyor. Geleneklerine oldukça bağlı bir aileye sahip olmasının yanı sıra kibar ve naif bir kadın Mitsuha. Taki ise Tokyo'da babasıyla birlikte yaşayan bir başka lise öğrencisi. Varlıklı bir çocuk Taki'nin çok da kibar olduğunu söyleyemem. Bunun haricinde bir restoranda garsonluk yapan Taki burada başka bir kadından hoşlanıyor. Bildiklerimiz bu kadar. Tabii ki anime bu şekilde başlamıyor. Bu bilgileri ters bir şekilde öğreniyoruz. Yani Mitsuha Taki'nin bedeninde, Taki de Mitsuha'nın bedeninde uyanıyor. Taki, bu ne, nasıl bir beden bu diye şaşırmak yerine Mitsuha'nın bedenindeki göğüslerini avuçlayarak bunları bu şekilde sorgulamayı tercih ediyor. Evet, anime orijinal dedim yani. Gerçekten bu kadar orijinal olacağını düşünememiştim. Bir sabah karşı cinsle uyansanız göğüs avuçlar mıydınız? Neyse. Ardından Taki, Mitsuha'ya ait olan özellikleri öğrenmek için onun arkadaş çevresini ve aile hayatındaki karşılıklarını dikkate alıyor. Kardeşi ve anneannesinin ona söylediklerini uyguluyor. Yine okul arkadaşlarına kendisini anlatmasını söylüyor. Yani Taki, Mitsuha'yı çevresinden öğreniyor. Filmin giriş bölümü Mitsuha'nın bedeninde uyanan Taki'nin kızın bedenine adapte olma süreciyle şekilleniyor. Daha sonrasında bu senaryoyu biz kavruyoruz ve hemen Mitsuha'nın Taki'nin bedenine girmesini bekliyoruz. Beklentimiz çok fazla gecikmiyor, karşılanarak ve Taki'nin bedeninde Mitsuha'nın uyanmasıyla başlıyor. Taki dediğim gibi çok da kibar olmadığı için Mitsuha olduğu kişilikten ödün vermiyor ve oldukça kibar bir Taki oluveriyor. İş yerinde mesela hoşlandığı kızın ilgi alanlarına girerek Mitsuha bir nevi Taki'ye yardım ediyor. Bir köy yerleşkesinde yaşadığı için mega kente has unsurlarla ilk defa karşılaşan Mitsuha bir kafeye girince bile oldukça seviniyor. İki karakter de zamanla birbirlerine ait özellikleri öğreniyorlar ve notlar bırakıyorlar birbirlerine. Bunu da cep telefonlarına yükledikleri günlük uygulamasıyla yapıyorlar. Mitsuha Taki'ye o günkü değişimlerini özet cümlelerle geçiyor. Aynı şekilde Taki de Mitsuha'ya unutmaması gereken notları yazıyor. Bu şekilde birbirlerine notlar bırakarak hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye çalışıyorlar. Bir gün Taki uyandığında uzun süredir Mitsuha'nın bedenine giremediğini fark ediyor. Bu durumu garipsiyor. Ardından Mitsuha'yı araştırmaya başlıyor. Gördüğü haberler üzerine şoke oluyor Taki. Çünkü büyükçe bir meteor Mitsuha'nın köyüne düşerek o yerleşkeyi mahvetmiş ve halkın büyük bir kısmının hayatlarının kaybetmesine sebep olmuş.
Bu durum karşısında oldukça üzülen Taki hemen Tokyo'dan ayrılarak Mitsuha'nın köyüne gidiyor. Bundan öncesinde aklında kalan bu köyün natürmortunu da çizmiş. Bu şekilde aradığına daha da kolay bir şekilde ulaşarak köyün gerçekten de yerle bir olduğuna gözleriyle şahit oluyor. Mitsuha'nın bedenindeyken yaptığını hatırladığı özel bir karışımı tapınağa yerleştirdiğini anımsıyor o an. Bu tapınağa girerek karışım içen Taki ansızın kendini Mitsuha'nın öleceği günün sabahında buluyor. İşte işler burada kızışmaya başlıyor. Çünkü bütün kasabaya bugün öleceğiz, gidin kendinizi kurtarın buralardan demek zorunda kalacak. Ve tabii ki halkın yani kasabanın buna inanmasını beklemek Taki'nin ve bir nevi Mitsuha'nın elinde. Anime bu arada şöyle bir detayı yansıtıyor bizlere. Mitsuha 3 yıl önce bu değişimleri yaşamış ve Taki'nin bedenine girmiş. Yaşadığı bu olaydan sonra Tokyo'ya gelerek Taki'yi bulmaya çalışmış ve onu bulmuş da. Tabii bu sıralarda Taki Mitsuha'dan bir habermiş ve Mitsuha Taki'nin yanına gelerek Taki'ye sürekli gördüğümüz o bileğindeki düğümü vermiş. Bütün bunları daha yeni anlayan Taki, elinde olmayan pişmanlık duygusuyla Mitsuha'nın bedenindeyken kızcağızın ölmesini engellemeye çalışır. Mitsuha'nın bedenine girerek o günkü meteorun düşmesinden önce hemen herkes uyarma işte şimdi başlar Taki. Olayların gidişatını kontrol altına almaya çalışırken elinde hiçbir delil bulunduramaması insanları büyük bir kısmının ona inanamamasına neden olsa da vazgeçmiyor ve arkadaşlarıyla birlikte plan hazırlıyor. Bunlar olurken Mitsuha Taki'nin bedeninde şimdiki zamanda uyanıyor. İki karakter de bütün her şeyi anlayarak aydınlanma yaşasa da işi başından aşkın olan Taki Mitsuha ölmesin diye kışını yırtarken aklına tapınağa gitmek geliyor. Hemen o gün tapınağa giderek şimdiki zamandaki Taki ile 3 yıl önceki Mitsuha buluşuyorlar. Tabii ki birbirlerini göremiyorlar fakat birbirlerini hissediyorlar. Zaman kaymasının sonucu olarak Taki asıl vücuduna dönüyor ve Mitsuha da kendi bedenine bürünüyor. Buradaki diyaloglar kuşkusuz herkesin ağzı açık izlediği "Hadi artık sarılın, bir şey yapın da kurtulun" diyerek bağırdığı sahnelerle şekillenmiş. Bilerek yapmışlar bunu. Dozu yükseltmişler. Sarılsanız ölür müydünüz abi ya? Neyse, ardından neler oluyor biliyor musunuz? Ayrılıyorlar pat diye. Evet, Taki kendi vücudunda kalırken Mitsuha, meteorun düşeceği günden Taki'nin yarım bıraktığı işi tamamlamaya çalışarak devam ediyor. Maalesef kader ya, meteor düşüyor. Ama bilin bakalım Mitsuha ölüyor mu? Onu da izleyerek öğrenin ey efendiler. Film boyunca büyük bir beklentiyle "Hadi be, karşılaşın artık" diyerek izledim açıkçası. Öyle dram filmlerden hoşlanmam ben, ağlamam da diyen bir yaygıyla film hakkındaki görüşlerini açıklayan bir insan olmadım hiçbir zaman. Kaliteli kurgu varsa ve gerçekliyse duygulanır, belki ağlarım. Şaka bir yana bu şekilde dram ağırlıklı olayların bende yarattığı etkinin sizde de aynı etkiye sahip olacağına sonuna kadar inanıyorum. Karakterlerin birbirlerini bulmak için girdikleri onca uğraş neyse ki karşılıksız kalmıyor ve birbirlerinin anılarına dönerek hatta adlarını sürekli tekrar ederek birbirlerini unutmamaya çalışıyorlar. Buralarda gerçekten takdir ettim ikisini. Eğer ikisinden biri unutmuş olsa öteki hatırlatacak ama farklı zamanlarda yaşadıkları için nereden bulacaklar birbirlerini öyle değil mi? Beni en derinden sarsan sahne Taki'nin Mitsuha'dan habersiz olduğu travma sahnesiydi. Kızcağız Taki'yi tanıyor ve biliyor olması hiçbir şeyi değiştirmedi. Ama saçındaki ipi ona vererek bir nevi "Bak canım benim, beni hatırlayacaksın" dedi. Her neyse, size izlememiş olanların anlayacağı bazı detaylar serpiştirerek olayları daha kolay anlamanıza yardımcı olmak istiyorum. Örneğin Mitsuha'nın mı Taki'nin mi hangi bedende uyandığını öğrenmek çok zor değil. Eğer Taki'nin kolunda bileklik varsa bedeninin sahibi Taki'dir. Aynı şekilde eğer Taki o sabah yataktan düşmüşse anlayın ki Mitsuha Taki'nin bedenindedir. Çünkü Mitsuha yer döşünde yattığı için birden bazada uyanması sonucu yere çakılması gayet normal. Başka bir detay ise eğer saçını düzgün bağlamış, kurdele yapmış Mitsuha görünmüyorsanız anlayın ki Taki orada bağırıyordur. Çünkü kızın bedenini çok hor kullanıyor bizim öküz oğlan. Her neyse bu ufak detayları bilmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Eğer animelere karşı ön yargınız varsa bir dur deyin kendinize. Çünkü anime serisi değil, bu anime filmi. Ayrıca yönetmen kendi yazdığı hikayeyi dökmüş ekrana. Bu yönden ayrı bir avantaj olmasıyla birlikte animelere karşı ön yargınızı kıracak bir film olacaktır Kimi no Na wa. İlerleyen zamanlarda neden anime izlemelisiniz ya da animelere karşı ön yargınızı kıracak seri ve filmler şeklinde içeriklerle karşınızda olacağım. Şimdilik adım unutmadan toz olalım.